Yıldıray Çiçek, PKK'ya niye sesin çıkmıyor? Öcalan mı korkuttu seni? Başbakan Erdoğan AKP'nin grup toplantısında konuşuyor. O konuşurken biz de ekran başında izlerken sürekli aynı soruyu kendi kendimize soruyoruz. Bu başbakan aynada hiç mi kendine bakmıyor diye. Kendi yaptıklarının hesabını bile başkasından sormaya kalkıyor. Taksim olayları başlayana kadar başta başbakan olmak üzere AKP'li yöneticiler ve yandaş AKP'liler her ortamda PKK'yı ve APO'yu savunuyordu. Taksim olaylarıyla birlikte sanki AKP'lilerin başına gökyüzünden kaya düşmüş gibi değiştiler. Birden Atatürk ve Türk bayrağı sevgisiyle doldular. Başbakan Erdoğan diyor ki Atatürk'ün yanında bölücü başının posteri var sanki Atatürk konusunda, Türk bayrağı konusunda ve bölücülerle mücadele etme konusunda çok hassas. Yahu sen değil misin Türk devletini PKK terör örgütüyle İmralı'da, Kandil'de, Oslo'da yan yana oturtan? Yahu sen değil misin PKK'yı Irak'ın kuzeyinde koruyan, besleyen Barzani'yi AKP kongresine davet edip Türkiye seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılayan? Yahu sen değil misin Habur'da PKK'lı teröristleri davulla, zurnayla ve on binlerce PKK yandaşıyla karşılatan gelen teröristler rahatsız oluyor anlayışıyla duvarda asılı Atatürk posterlerini ve Türk bayraklarını indirten yahu sen değil miydin Türk bayrağının adı değişsin diyenden, PKK'lılar benim kardeşim diyenden, Öcalan serbest bırakılmalı diyenden, Atatürk faşisti diyenden, PKK terör örgütü mensubu olanlardan, akil adamlar heyeti oluşturan, yahu sen değil miydin 21 Mart'ta Nevruz Bayramı bahanesiyle Diyarbakır'da toplanan on binlerce PKK yandaşının manzarasını öven, Öcalan'ın okunan mektubuyla umut dolan, Yahu sen değil misin bu ülkede? Öcalan bugün yarın çıkartılacak, Kürdistan bugün yarın kurulacak tartışmalarını yaptırtan. Yahu sen değil misin PKK'lıların apo posterleri gösterilerine göz yuman, polisi askeri harekete geçirmeyen ama Türk bayrağı taşıyan vatanseverler söz konusu olunca çapulcular diyerek hedef gösterip polisi onlar üzerine salan. Yahu sen değil misin Diyarbakır'da PKK'lı alçakların Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı düzenlemesine hala sesini çıkaramayan, yahu sen Türk milletinin başına bela mısın yoksa Türk milletinin zekasıyla dalga mı geçiyorsun? Ülkeyi PKK'ya teslim etmişsin, İmralı'dan Öcalan, Kandil'den Karayılan, Türkiye'yi yönetiyor, hala çıkmışsın, Atatürk'ün yanında bölücü başının posteri var diyerek aklınca vatansever başbakan rolünü oynuyorsun. Daha iki gün önce Türkiye'nin toprağı olan Şırnak'ta PKK'lılar terörist leşleri için cenaze töreni düzenledi, bu kadar hassasında niye tek kelime konuşamıyorsun?' Yol arkadaşınız Öcalan'dan, azar yemekten mi korkuyorsunuz yoksa Türk bayrakları taşıyanları coplatan, onların elinden Türk bayraklarını toplatan Recep Tayyip Erdoğan yandaşlarına evlerinize Türk bayrağı asın demekle bu siyasi günahlarını temizleyeceğini mi düşünüyorsun? AKP'ye destek için Türk bayrağı değil, asılsa asılsa Apo posterleri ve PKK paçavraları asılır. AKP sayesinde zaten Apo posterleri ve PKK paçavrasının dalgalanmadığı vatan toprağı kalmamıştır. Başbakan Erdoğan masken çoktan düştü. Artık ne yaparsan yap aklı başında olan kimse sana inanmıyor. PKK ile düşüp kalkıp Atatürk ve Türk bayrağı nutuklara atma. Sayende Güneydoğu'da Kuzey Kurdistan toplantıları yapılıyor. Sen bizleri kandırdığın insanlar gibi ahmak mı sanıyorsun? 7 Mart 2002 tarihinde Irak ve Kürdistan'dan gelen haberler bizi mutlu ediyor demiş. Recep Tayyip Erdoğan'a biz de Kürdistan kuruluyor diyoruz. Erdoğan mutlu, Öcalan mutlu, dahan ne olsun?